Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Değerli YKS öğrencilerimiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Emrah'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Ben de sizi gördüm, daha iyi oldum. Gayet iyiyim. Her şey çok güzel. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? 4 ay kaldı artık. 8 Haziran ve 9 Haziran'da sınavımız, biliyorsunuz ki. Ümit'ciğim çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Ağustos'ta bir başladım hocam, sonra bıraktım. Bu biraz makus talih. Birçok öğrenciden bunu duyuyorum. Ebrar gayet normal, çok güzel. Ebrar'cığım çok teşekkür ediyorum hepimize inşallah. Hepimiz çok daha iyi olalım. Evet Emrah'cığım çok hak veriyorum, yani eğer tek başına ilerletiyorsan bu süreç senin için biraz daha zor olabilir. Kimler mezun, kimler ilk kez girecek? Hadi biraz tanışıp kaynaşalım. Hedefim 350 puan civarı. TYT zorluyor hocam. Eğitim modelinde nasıl Ömer eğitim veriyoruz? Ömer ilk kez girecek. Emrah ikinci çok çalışmanın mezun değil. Yılında. Dilan ilk kez girecek. Yavuz mezun. Ben mezun hocam. Çok uzun oldu. Uzun bir süre önce mezun olmuş Huri hocamız. İlk kez girenler. Yani yoğunluklu hem mezunlarımız da var, ilk kez girecek olanlarımızdan. Benim de psikolojim bozulduğu için yarım yarım çalışıyorum, ilk kez gireceğim. Ebrar sen ilk kez gireceksin. Psikolojine sınav mı bozdu yoksa? Çok önemli, yani çok önemsiyorsunuz, hak veriyorum size. Ama bizden daha önemli değil arkadaşlar. Evet değil mi? Biraz burada gözümüz korktu. Haklısınız. Ama çözümü de bizde. O yüzden hiç korkmayın. Hocam bölümümü sevmediğim için başka bir bölüme geçmek için sınava gireceğim. Begüm'cüm hangi bölümü okuyorsun? Hangi bölüme geçeceksin? Böyleler de var. Mezunum hocam, ikinci kez gireceğim. Nalin. Bu arada ismin çok güzelmiş Nalin'cim. İlk kez duyuyorum. Çok tatlı, naif bir isim. Çok güzel. O zaman arkadaşlar amacım burada bu arada bu konuları tek tek buraya not alarak sizin motivasyonunuzu düşürmek değildi kesinlikle. Gözünüzü korkutmak hiç değildi. Ama öğrenci boyutundan baktığımda, hele tek başına hazırlanıyorsa, hele tek üzeme kayıtlı değilse, herhangi bir destek almıyorsa korkmakta da haklı diye düşündüm. Korktunuz bile. Aynen Emrah'cığım. Ama çözümü bizde arkadaşlar. Yani bu farkındalık güzel bir şey. Ne kadar zor bir sınava girdiğimizin farkına varırsak bence çok daha ciddiye alırız çalışmalarımızı. Çünkü açık söylemem gerekirse YKS çok böyle kendi imkanlarımızda ya da random çalışıp, gelişi güzel çalışıp başarılı bir sonuç alabileceğimiz basit bir sınav değil arkadaşlar. YKS neredeyse bir KPSS kitlesi kadar yoğun ve belki en çok başvurunun olduğu sınav. Dolayısıyla ÖSYM bu kısmı tabii ki de önemsiyor. Hocam düğün vardı, bir de araba aldığımız için dershaneye veya koşluk alamadım maalesef. Evet Ümit'ciğim senin için çok üzücü olmuş. Ama bizim tutarlarımız çok cüzi. Bence seminer sonuna kadar kal. Ben bizim kendi yapay zeka destekli kurslarımızla ilgili de bilgi aktaracağım. Ben ücret olarak uygun olacağını düşünüyorum. Bu devirde düğün yapan zengindir. Ben de aynen öyle düşünüyorum. O halde arkadaşlar herkes hazırsa, çayımızı kahvemizi aldıysak, defterimizi, kalemimizi aldıysak başlıyoruz. Ömerciğim bence hiç pişman olma. Dershaneye gitseydin de belki aynı pişmanlığı yaşayabilirdin. Artık dershanelerin eski popülaritesi kalmadı. Yani daha doğrusu arkadaşlar genel
Kitleye hitap eden eğitim kurumlarının verimliliği ciddi anlamda düştü ve öğrencilerin farkındalıkları arttı. Çünkü şu an birçok şeyi biz günümüzde internet üzerinden, yani en temel ihtiyaçlarımız, alışverişimize kadar, iletişimimize kadar, sosyalleşmemize kadar internet aracılığıyla yapıyorsak, ki eğitim en temel ihtiyaçların başında gelen bir şey. Hepimizin eğitime ihtiyacı var. Sınava hazırlansak da hazırlanmasak da bunun için neden internet kullanmayalım ki arkadaşlar? Neden konfor alanınızın dışına çıkasınız ki? Neden yolda vakit kaybedesiniz? Neden bir başkası sizin dikkatinizi dağıtsın? Neden oldukça standart her yerde bulabileceğiniz bir eğitime çok yüksek fahiş tutarlar ödeyin? Neden aileniz zorlansın? Bence biraz bunları düşünün arkadaşlar. Evet. Bak, Elif diyor ki ben dershaneye gidiyorum ama pişmanım, çok pişmanım gittiğim için. Emrah'ın da dediğine göre, anladığım kadarıyla o da geçen yıl dershaneye gitmiş ve o da pişman olmuş. Evet, bence de arkadaşlar, yani bu kadar farkındalığı yüksek bir grup var bu şu an bu seminerde. O yüzden önce bir örgün dershane defterini kapatıp şöyle bir köşeye koyalım. Şimdi sınava kısa bir süre kaldı mı? Kaldı. Bu zamana kadar belki attığınız adımlar vardır. Ama yarıdır, ama yeni başlamışsınızdır, ama ilerlemişsinizdir. Bunları evet kabul edebilirim. Belki yeni karar verenler de var içinizde. Bu da çok olabilir. Şunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. TYT, AYT sınavında son ayların önemi çok fazla. Yani bu normal klasik bir KPSS ya da bir öğretmenlik sınavı gibi değil. Tamamen taktik ve bilgi, ezbere dayalı, mantığa dayalı bir sınav olduğu için arkadaşlar, son aylarda gaza basan kesinlikle kazanıyor. Bakın, çok uzun yıllardır tek uzamda öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de öğretmenim, okul öncesi öğretmeniyim. Yıllardır görüştüğüm binlerce öğrenciden öğrendiğim şey, sonuçlara bakarak, muhakeme yeteneğimi kullanarak, ki bizim sistemimizin yaptığımız her görüşmenin bilgilerini kaydetme gibi özel bir özelliği var. Ciddi anlamda arkadaşlar, ben dershaneye giden YKS öğrencilerinin çok büyük bir kısmının sınava en az 2 ve 3 aralığında hazırlandığını biliyorum. Yani dershaneyle tecrübe edinip başarısız olup sonra bir yıl kendisi çalışıyor, bir yıl koçluk alıyor, bir yıl online'a gidiyor falan derken bayağı orada zaman kaybediyor. Emrah'cığım, kesinlikle tek başına olmaz. Seminer sonunu bekle. Özel kampanyalı eğitim programları, içeriğimiz ve tutarlarımızla ilgili bilgilendireceğim. Merak etme. Ben de acı bir şekilde öğrendim diyor. Tamam, olsun, artık olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. Şu an önümüzde kalan 4 aylık süreçte neler yapabiliriz? Sonuçta geçmişe gidip düzeltemeyeceğimize göre, zamanı geriye alamayacağımıza göre kıymetli arkadaşlarım, bizim sorunumuz önümüzdeki 4 ayda olsun. Yani ben bu 4 ayda nasıl bir program yapmalıyım ki bütün eksik konularım yetişsin? Nasıl bir program yapmalıyım ki 766 konunun tamamında da %100 performans sergileyebileyim, %100 bilgimi arttırabileyim? Bence bizim şu saatten sonra sorunumuz bu olmalı arkadaşlar. Geçmiş sorunları atın çöpe, atın kapının ötesine. Şu an güncel sorunumuzu çözelim. Ki bu seminere de bunun için katıldınız. Şimdi arkadaşlar, sizin için sınav, işte hocam fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat falan falan. Belki böyle ders olarak biliyorsunuz. Belki sınavın süresini biliyorsunuz. Belki tarihini biliyorsunuz ama sınav sizin bildiğinizden çok daha derin bir sınav. Arkadaşlar, bu sınav sadece derslerden oluşmuyor. Bu sınav ünitelerden ve alt konulardan oluşuyor. Ancak birçoğunuz bu sınavı totalde öbek öbek ders olarak görüp zihninizde kendinizi aklıyorsunuz. Bu yapılabilir, ya da aman fizik yapmayayım, aman geometri yapmayayım diye kendimizi kandırıyoruz. Bu yüzden girdiğimizde de 250-300'ün üzerine çıkamıyoruz. Açık söyleyeyim arkadaşlar, şu an günümüzde TYT, AYT'den 250-300 puan almak büyük bir yığılma. Birçok rakibiniz zaten alıyor. Bakın, geçen yıl 4 milyona yakın öğrenci sadece TYT'ye girdi. Ve birçoğu 200 ile 300 puan arasında aldı. Yani senin YouTube'dan, kitaptan, oradan, buradan yaptığın çalışmayla aldığın 300 puan sıralamada senin hiçbir işine yaramayacak. Bir kere bunu kabul et. O yüzden ben istiyorum ki şu an bu seminere katılan idealist öğrencilerin bir kere 400'ün üzerine çıkacak. Bunu bir kabul edelim. Şu an buradaki herkesin hedefi 400 üstü puan. Anlaştık mı? Bakın,
TYT'ye 2 yıllık bir bölüm de istiyorsanız, lisans da istiyorsanız, 4 yıllık bir bölüm de istiyorsanız fark etmez. 400 üzeri fark yaratıyor arkadaşlar. Bakın sıralama. Yığılmada kaldığında sıralaman çok geriliyor. 4 milyon kişiden bahsediyorum. Kesin. Ya Begüm, tabii ki o da bir sonraki sorunumuz olacak ama bizim şu an sorunumuz kazanmak. Bence onu kazandıktan sonra düşünelim. Keşke koçluk alsaydım daha iyi olurdu. Bıraksam dershaneye geri de ödemiyorlar. Evet Elifçim, onların öyle bir sözleşmeleri var. Ama bizim sadece koçluk sistemimiz var. Tutarı da oldukça makul. Bence seminer sonuna kadar kal. Hani dershaneye ekstra ödemede zorluk yaşayamayacağın kadar minik bir tutar olduğunu düşünüyorum. Tamam, o halde arkadaşlar başlıyoruz. Herkes kalemini kağıdını hazırladıysa başlıyorum. Bu süreyi de onun için vermiştim bu arada. Siz belki sohbet ettiğim gibi algılamış olabilirsiniz ama kalemini kağıdını almayan, çayını kahvesini suyunu almayanlar için bu konuşmayı yaptım. Herkes hazırsa başlıyorum. Hatice'cim, bu seminer ücretsiz. Bizim eğitim programlarımız ücretli. Yani kayıt olduğun zaman ücret ödüyorsun. Şu an bu seminer ücretsiz. Katılabilirsin. Şimdi TYT'de toplam 449, AYT'de toplam 317 tane konudan sorumlusun ve bir sürü de dersten sorumlusun. Peki tüm bu konuları yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlemelisin? İşte bu sorunun yanıtını birlikte vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle plandan önce bizim ihtiyacımız olan şey, sınava yaklaşık 122 gün kalmışken, 4 ay gibi kısa bir süre kalmışken bence motivasyon. Çünkü başarılı olan her işin arkasında kesinlikle motivasyon vardır arkadaşlar. İnanç vardır, özveri vardır, fedakarlık vardır. Aksi takdirde başarı zaten olamaz. Bakın, motivasyonu düşük biri ciddi anlamda yüksek başarılara ulaşamaz. Standarda ulaşır ama onun bir üst level'ı en yüksek level'ına ulaşamaz. Çünkü başarı güdülenmekle alakalıdır. Güdülenmeyi sağlayan şey motivasyondur. Gerek iç motivasyon, gerek dış motivasyon. Bunları sağlaman gerekiyor. Şimdi öncelikle hazırlığa, yani sınava girme hazırlığına, sınava girmeye hazır olmanız gerekiyor. Yani benim bunu kabul etmiş olmam, benim şu an YKS tayfada olduğumu bilmem, buna uygun davranmam, bütün psikolojimi, hayat düzenimi, uyku düzenimi, beslenme düzenimi, fiziksel düzenimi, biyolojik düzenimi, gerekirse her şeyimi buna odaklamam gerekiyor. Yani hazırlıklarımı bütünsel anlamda, psikolojik olarak da ve fizyolojik olarak da, bedensel olarak da yapmam gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, YKS azim ve kararlılık isteyen bir sınav. Bu cümle size çok hafif ya da çok böyle klişe, aman hocam azim neymiş, işte kararlılık neymiş, istikrar neymiş, bunlar gibi değil. Bakın bu cümlenin altı çok dolu. Belki bunu size anneniz söylüyor, babanız söylüyor, öğretmeniniz söylüyor, kankiniz söylüyor. Hani bu artık perestenk oldu. İşte azim önemlidir, istikrar önemlidir. Tamam ama bu cümle bu kadar hafife alınabilecek bir cümle değil. Bakın arkadaşlar, gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir öğrenci bu süreci zaten yönetemez ve sınavda başarılı olamaz. Yani kazanamaz. Dolayısıyla benim bu cümleyi çok ciddiye alıp bu cümleye göre hayatımı şekillendirmem gerekiyor. Unutmamalıyız ki pes etmeden, umutsuzluğa kapılmadan, azimle çalıştığınızda hayatınızın kalanında sevdiğiniz bir mesleği yapıp bu meslekten geçiminizi sağlayacaksınız ve o kazananlardan biri neden siz değilsiniz, neden siz olmayasınız? Sizce bunu hak etmiyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada canlı kanlı örneği var Begüm. Begüm diyor ki, hocam doğru meslek ve bölüm seçimi önemli. Çünkü yanlış ve istenmeyen bir bölümü okumak eziyet gibi geliyor. Bakın arkadaşlar, hani böyle son zamanlarda Instagram'da çok popüler olan videolar var ya, işte hayat şuradan şunu aldığımızda bitmedi ya da hayat şu fakülteyi kazanamadığımızda bitmedi diye. Evet, hak veriyorum. Tabii ki bunlar bizim canımızdan kanımızdan çok da önemli değil ama bunlar bizim mesleğimizi
belirleyecek kadar önemli. Cebimizdeki paranın miktarını belirleyecek kadar önemli. Bizim her gün işe gülerek mi gidiyorum, ağlayarak mı gidiyorum? İş arkadaşlarımı seviyor muyum, sevmiyor muyum? Bunlar kadar önemli. O yüzden diyorum ki kendinizi zaten tanıyın. Senin bir hedefin var. O hedefe ulaşmak için senin önünde hiçbir engel olmamalı. Engelleri aşmalısın. O yüzden ben Begüm'e sonuna kadar katılıyorum. Bakın Begüm şu anda istemediği bir bölümü okuyor. Baktığında üniversiteyi kazanmış mı kazanmış ama her şey üniversiteyi kazanmakla da bitmiyor. Şu an eziyet gibi geliyor. Okula gitmek istemiyorum diyor mesela. Aynı şeyi sizin de yaşamanızı istemem. Yani düşük bir puan alıp sırf toplum baskısından aman X bölümüne Y bölümüne hiç ataması olmayan, hiç benim mizacıma uygun olmayan bir bölüme öylesine yerleşeyim. İnsanlar yeter ki desinler ki ay bu da kazanmış yerleşmiş. Tamam tebrikler. Sırf onların dilinden kurtulmak için arkadaşlar yağmurdan kaçıp doluya yakalanmayın. Bakın geri dönüşü yok bir de bunun. Zaman üstüne zaman kaybedersiniz. Değişsin şu kadar artık. Bu yaşta depresif olduk. Emrah bugün senin kaderin değişecek. Ben çok inanıyorum. O halde arkadaşlarım konuları yetiştirmek ve istediğimiz bölümü, istediğimiz mesleği kazandıracak bir puan alabilmek için bu sınava çalışırken bir, TYT, AYT'yi çok iyi tanımalıyız, sınavı çok iyi tanımalıyız. İki, öğrenme yapımızı keşfetmeliyiz, parantez içinde kendimizi çok iyi tanımalıyız. Üç, derslerdeki seviyemizi çok iyi bilmeliyiz. Ben fizikte hangi seviyedeyim? Tarihte hangi seviyedeyim? Edebiyatta hangi seviyedeyim? Mevcut seviyem ne? Hedeflediğim seviye ne? Aradaki farkı ne? Bunları çok iyi bilmeliyim ve dört en önemli olan kısımlardan biri arkadaşlarım, verimli bir çalışma programına ihtiyacım var. Ama sadece bu programı hazırladım, tamamdır artık ben kazandım değil. Öğrendiğin, öğrenemediğin konulara göre güncellenen bir programa ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar koşul sunuyorum size. Diyorum ki sadece öyle sihir gibi, büyü gibi bir programı yaptın. Aa tamam bu program sana 4 ayda tıp fakültesini kazandıracak, hukuk fakültesini kazandıracak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Programına bir uyarsan kazanırsın, iki programını takip edersen, programı somutlaştırırsan, uyum sağlarsan, uyum sağladığın sağlayamadığın, çalıştığın çalışamadığın, öğrendiğin öğrenemediğin konuları ayırt edip buna göre her hafta güncel bir programla hazırlanmaya devam edersen kazanabilirsin. Aksi takdirde herkes zaten çalışıyor. Ama herkes başarılı olamıyor. Şimdi Emrah'cığım bunları nasıl yapacağız kısmına değineceğim. Sıla diyor ki, hocam ben günde 6 saat çalışıyorum ama verimsiz gibi geliyor. Sılacığım, eğer 6 saatlik çalışmanda referans aldığım bir seviye belirleme sınavı ya da bir öğrenme kimliği yoksa, yani kendini ve eksikliklerini tanımadan gelişi güzel önüne ne geliyorsa çalışıyorsan verimsiz olması çok normal. Çünkü bir programın verimli olması için kişiye özel olması gerekiyor. Şimdi geldim. Aslında bu tam olarak Emrah'ın sorusunu yanıtlayacak. Bu maddeleri birlikte tek tek açalım. Bir, gireceğim sınavı tanıyalım. Gireceğim sınavı ne kadar tanıyorum? Nedir bu YKS? Ben bu kadar hayatımın merkezine aldım ama bu sınavı tanıyor muyum? Ki burada vereceğim bilgiler daha çok teknik bilgiler. Ama birazdan biraz daha sizin bilmediğiniz noktalara da değineceğim arkadaşlar. Bu sınav sadece burada verdiğim bilgilerden oluşmuyor. İşte 160 dakika, 160 soru, 180 dakika, 135 dakika, 120 soru. Şu ders var, bu ders var, şu dersten bu kadar, şu kadar soru geliyor. Bunu bilmen yeterli. Sınavı derinlemesine tanıman gerekiyor. Yani bu sınavda kaç tane üniteden sorumluyum? Kaç tane konudan sorumluyum? Hangi konuda hangi level'dayım? Hangi konuda daha çok çalışmam gerekiyor? Hangi konudan daha çok soru geliyor? Hangi konudan daha az soru geliyor? Var mı bunları bilen? Bütün bu saydığım özellikleri bilen biri var mı? Hadi bakalım.
Size biraz düşünme süresi veriyorum. Bir 10 saniye. Erhan bildiğini söylüyor. Erhancığım, mesela bize bir örnek verebilir misin? Hangi konu hangi konudan neden daha önemli? Erhan dışındakilerin hiçbiri bilmiyor. Hiç bilmiyorum diyor Emrah. Ben Erhan'ın yanıtını merak ediyorum. Bilmiyorum, belki kayıtlı da olabilir. Yani ben de onu düşündüm ama yanıtına göre anlayacağım kayıtlı olup olmadığını. Şimdi Erhan biraz düşüne dursun. O yanıt verene kadar ben biraz şu teknik kısımlarla ilgili bilgime devam edeyim. Eğer sınava ilk kez girecek olanlar ve bu sınavların açılımlarını, soru sayılarını, sürelerini bilmeyenler varsa ekran görüntüsü alabilir arkadaşlar. İznim var. Bu görüntüyü kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Masanızda bir köşenizde bulunur klasörleriniz arasında. Şimdi TYT ilk oturum arkadaşlarım. TYT'de genellikle 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih eden öğrenciler daha yoğunluklu çalışır ve hiç AYT'ye, YDT'ye girmeden sadece TYT puanıyla yerleşebilirler. TYT'de toplam 120 soru dağılımları aynen bu şekilde. Toplam 135 dakika var. AYT arkadaşlar alan yeterlilik testi açılımı. AYT'de 4 yıllık bölümler için 3 aşamaya ayrılıyor. Bölümlere göre sayısal alan, sözel alan ve eşit ağırlık alanı olarak 3'e bölünüyor AYT kendi içinde. Hangisinden girerseniz girin arkadaşlarım. Toplam 160 tane sorudan sorumlusunuz. 180 dakikada bu soruları yanıtlamanız gerekiyor. Eğer 4 yıllık bir bölüm istiyorsanız puanınızın %60'ı AYT'den, geriye kalan %40'ı ise TYT'den geliyor. Yani ikisinde de çok başarılı olmanız gerekiyor. Geliyorum YDT'ye. Bu arada içimizde YDT'ye hazırlananlar var mı? YDT yabancı dil. Hocam ben Arapça mütercim, tercümanlık ya da Arap dili edebiyatı okumak istiyorum. O zaman hangi sınava girmem gerekecek? Huricim, senin TYT ve YDT Arapçaya girmen gerek. Sefa OBP okul başarı puanı demek. Huricim, yanıtımı duydun değil mi? TYT ve YDT Arapçaya gireceksin. YDT'den aldığım puanın %60'ı TYT'den aldığım puanın %40'ı hesaplanacak ve toplam 120 dakikada 80 soru yanıtlayacaksın. Okey. YDT'de arkadaşlar birden fazla dil var. Yani bu daha az öğrencinin tercih ettiği, daha özel bir alan. İşte Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça, Fransızca gibi YDT alanları var. Bu alanda yani yabancı dil eğitimi almak için YDT'ye girebiliyor öğrenciler. Ve tabii ki başarı sıralaması şart. Şu an içimizde bu bölümlerden işte eczacılık gibi, mimarlık, öğretmenlik, eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi, diş hekimliği, tıp gibi, hukuk fakültesi gibi yüksek idealleri olan öğrencilerim varsa bence bu görüntüyü de kayıt altına alın. Eğer hedeflerinizden biri buysa ve kaç bin sıralamada olmanız gerektiğini bilmiyorsanız, genelde ilk kez hazırlanan öğrenciler çok hakim olmayabiliyorlar. Görüntüyü alabilirsiniz arkadaşlar. Birkaçını örnek olarak özellikle tabloya ekledim. Şimdi bu bölümlerde puandan çok, yani belki 450 alıyorsun, 400 alıyorsun, 470 alıyorsun. Puandan da ziyade Türkiye genelinde sıralama yapman gerekiyor. Mesela doktor olmak isteyen bir öğrenci, tıp isteyen bir öğrenci eğer 50 bin sıralamasının üstünde ise, yani 51 bininci olduysa, 70 bininci olduysa mesela tıp fakültesini tercih edemez ve yerleşemez arkadaşlar. O yüzden bu kısım çok önemli. Hedefleriniz, dediğim gibi altını çizerek yineliyorum, bu bölümlerden biri ise puan odaklı yarışmadan ziyade taban başarı sıralamanızı, yani rakiplerinizin çok daha önünde olmanız gerekiyor. Erhancığım, şu an benim güncel olarak ulaştığım bilgi 125 bin hukuk fakültesi. Öyle bir bilgim yok. Ama sen eğer güncel olarak öğrendiysen bizimle de paylaşabilirsin bu bilgiyi. Hocam matematik netim 20 bile değil, sürekli çalışmama rağmen. Fatma Nurcum, yanlış çalışıyor olabilirsin. Birazdan o kısma da geleceğim. Erhancığım, verdiğin yanıt için çok teşekkür ediyorum ama tam olarak sınavı tanımaktan kastım böyle konuları yazman değildi. Burada biraz muhakeme yeteneği, yani hangi konu hangi konudan daha önemli, neden daha önemli gibi biraz daha oydu aslında.
Ama biraz daha düşünürsen, yanıt verirsen yine yanıtına yer vereceğim. Burası da okeyse geçiyorum. Şimdi geldim. Geldim o kronometrelerin çalıştığı alana. Sınavımız arkadaşlar TYT'ye 123 gün, AYT'ye ve YDT'ye de 124 gün kaldı. 8-9 Haziran 2024'te sınavlarımız var. Bu tayfa o günlerde sınavda olacaklar sabah saatlerinde. İnşallah hepiniz de bu yıl derece öğrencisi olacaksınız. Size çok güveniyorum. Sorumluluklarınız, her ne olursa olsun, yaşınız, medeni durumunuz varsa, içimizde evliler, ikinci, üçüncü üniversiteyi okumak için bu sınava girenler, çok kalabalık bir ailede yaşayanlar, belki çocukları olanlar, belki kardeşleri olanlar, unutmayın ki arkadaşlar, bunların hiçbiri dereceyle kazanmanıza engel değil. Çünkü hepiniz benim gözümde potansiyel birer derece öğrencisisiniz. Eğer bu koşulları, verimli çalışmayı sağlayabilirsek, neden olmasın ki biz yaklaşık 10 yıldır sizin gibi öğrencilerle çalışıp bu öğrencilerin %90'ından üzerine bu başarıyı zaten sağlatıyoruz. Öyle düşünün. Evet, hukuk kazanırsan zaten derece yapmış oluyorsun Emrah'cığım. İlk 125 bine girmek ne demek? Belki 4 milyon, 5 milyon olacak bu yıl. Yani 5 milyonda 100 bin, 125 bin müthiş bir oran. Bence çok güzel. Erhan'dan tıp bekliyorum diyor. Bilmiyorum, ben de Erhan'dan bir sayısalcı vibe almadım değil. Ama hedefini yazarsa yer verebiliriz onun da hedefine. Mihricancığım, ilahiyat din kültürü öğretmenliği değil, ilahiyat bir fakülte. Bu fakülteyi bitirdikten sonra öğretmenlik için ekstra bir eğitim alıyorsun. Bir yıllık bir formasyon eğitimi. Bunu tamamladığında öğretmen olabiliyorsun. Yoksa her ilahiyat mezunu öğretmen değil. Öğretmen olmanız için arkadaşlar üniversitelerin eğitim fakültelerini kazanmanız gerekiyor. Mesela ben okul öncesi öğretmeniyim. Ben eğitim fakültesinden mezun oldum. O yüzden öğretmenim. Öyle düşünün. Bu sene 62 bindeydim hocam. Emrah, ben de senden tıp bekliyorum. Ama Erhancığım, Emrah sanıyorum eşit ağırlıkçı. O hukuk istiyormuş. Çok güzel. Tebrik ediyorum bu arada Erhancığım. Harikasın. Senin hedefin tıp. Ya biraz kıl payı kaçmış. Yani 50 bine çekeceksin. Hatta sana 40 bin, 30 bin yakışır. 62 bini yapan bence 30 bini de, 20 bini de, 10 bini de, bini de yapar. Ben sana güveniyorum. Hepinize güveniyorum. Abi arkadaşlar unutmayalım, bakın bunlar da geçen yılın verileri. Geçen yıl yaklaşık TYT'ye 3,5 milyonun üzerinde öğrenci girdi. AYT'ye 2,5 milyonun üzerinde, YDT'ye de yarım milyona yakın bir öğrenci girdi. Yani topladığımda çok yüksek bir öğrenciyle yarıştınız aslında. Özellikle mezun olanlar, geçen yıl girenler. Ve bu yıl ki mezunları da göz önünde bulundurursak çok daha ciddi bir artış bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi geliyorum. Bir, neydi arkadaşlar? Sınavı tanıyacağım. İki, ne demiştim? Kendimi tanıyacağım. Yani benim nasıl bir öğrenme yapım var? Benim nasıl ders çalışmam gerekiyor? Ben hangi yöntemle ders çalıştığımda daha fazla verim alabiliyorum? Bunu keşfetmem gerekiyor. O yüzden ben her zaman, eğer daha önce de seminerlerime katıldıysanız ya da bizimle daha önce herhangi bir görüşmeniz telefon üzerinden olduysa, hep şunu söyleriz arkadaşlar. Çok çalışmak hiçbir şey kazandırmaz. Verimli çalışmak çok çalışmaktan çok daha önemlidir. Ve her öğrenci öğrenir ama her öğrenci farklı öğrenir. O yüzden ben istiyorum ki sizin verimli çalışabilmeniz için kendinizi tanımanızı ve kendinizi tanımak için de hem bu bizim sistemimizde zaten birçoğunuz eğer sayfamızı ziyaret ettiyseniz eğitim analizlerimiz var arkadaşlar. Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan, patenti tek uzeme ait olan yaklaşık 8-10 tane eğitim psikoloğunun, 50-60 tane öğretmenin ve bu alanda uzmanlaşmış eğitim uzmanlarının koordinatörlüğünde hazırlanan, çok kıymetli sorulardan oluşan eğitim analizleriyle birlikte kendi öğrenme yapınızı keşfedip buna uygun çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki biz tek uzeme kayıt olan YKS öğrencilerinde onların tek tek özelliklerini belirleyip, mesela unutma süresi. Bunu daha önce duyan var mı? Unutma hızı nedir? Şeyma bizim kayıtlı öğrencimiz.
Şeyma, bence bu soruya sen yanıt verme. Çünkü sen biliyorsun. Aa, hayır Emrah, kolaya kaçma. Ben size soruyorum. Unutma hızı nedir? Ya da daha önce unutma süresine dair bir bilgi edinen, böyle bir teste giren, benim unutma sürem şu kadar günmüş diyen bir öğrenci var mı? Ben kayıtlı olmayan öğrencilere soruyorum şu anda. Kayıtlılar zaten bu sistemin %100'ünü kullanıyor. Beğenin diyor ki, öğrenilen bilgiyi ne kadar sürede unuttuğumuz. Evet, doğru. Öğrendiğimiz bir bilgiyi beynimizde derinlere kaybolduğu şey olabilir mi? Olabilir. Beynimizdeki bilgileri unutma süresi. Evet, ben 5 dakika sonra unutuyorum. 60 binlik dershane şu ana kadar anlattığınızın binde birini vermedi. Üzgünüm Emrah, vermeyecek. Hiçbir kurum vermeyecek. Değil dershane. Şimdi arkadaşlar, aslında kısmi birçoğunuz yaklaştım. Unutma süresi her zihnin edindiği bilgiyi aklında tutma süresi vardır arkadaşlar. Bu kiminde çok daha kısa sürede unutulur, kiminde daha uzun sürede unutulur. Hani deriz ya biz bazılarına, ya ne balık hafızalısın Ayşe, ne kadar çabuk unuttun. Ben sana anlatmıştım ya, böyle böyle olmuştu, şuraya gitmiştim, üstümde bu vardı deriz. Bazen öyle arkadaşlarımız olur ki çok kızarız, ya ne kadar çabuk unutuyorsun, ya da ben sana bunu ezberletmiştim, nasıl unuttun deriz. İşte her zihnin arkadaşlar unutma süresi birbirinden farklıdır. Mesela tek üzerime kayıt olduğunuzda, biz sizin unutma sürenize kadar sizi etkileyebilecek bütün özelliklerinizi ölçüp kaç günde unutuyorsun? Örnek veriyorum Erhan, senin unutma süren 14 gün mü? Bugün öğrendiğin konuyu 14 gün sonra sana tekrar ettiriyor bu sistem. Yani tekrarlar öğrenciye özel olmalı. Bakın, tekrarları dershanede, aman ay sonu başlayacakmış, yıl sonu başlayacakmış, onları bekliyorum derseniz kaybedersiniz. Hatta bir teori var arkadaşlar. Altı delik vazo teorisi. Ben bunu kendi kupamdan örnek vereceğim. Tekrarın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum bu teoride. Şimdi düşünün ki arkadaşlar, bu sizin zihniniz. Ve belirli bir kapasitesi var. Günlük alabileceği bir oran var. Yeni bilgi oranı var. Ama sen bu zihne sürekli konularda eksik olduğun için, stresli olduğun için, zamanın olmadığı için, kaygılı ve yani kaygılı olduğun için, yetiştirmeyle ilgili sorunların, düşüncelerin olduğu için, olumsuzlukla daha çok baş etmeye çalıştığın için buraya sürekli yeni bilgiyi konu oradan buradan şuradan getirdin. Şimdi bu dolduğu zaman arkadaşlar, senin buna eklediğin tek bir şey de eğer bu vazonun altı delikse, yani sen burada bir akış artık ön bellekten arka belleğe atamıyorsan, sürekli bütün bilgiyi tek bir kupada, tek bir haznede birleştirmeye çalışıyorsan, bu bilgiler belirli bir süre sonra kapasiteyi dolduracağı için arkadaşlar arkadan akıp gidecek. Yani unutulacak. Ama tekrar edip bunu daha güvenli bir vazoya aldığın zaman bu bilgi artık senin kalıcı hafızana yerleşecek. O yüzden unutma hızı o kadar önemli bir değer ki, bilginin sigortası, bilginin garantisi. Unutma hızınızı bilmeden hiçbir şekilde verimli tekrar periyodunuzu ayarlayamazsınız da yapamazsınız da. Ama yapay zeka bu sisteme kayıt olan öğrencilerin unutma sürelerini gün olarak hesaplıyor ve kaç günde bir unutuyorsa o kadar gün sonra otomatik olarak öğrenciye öğrendiği bilgiyi tekrar ettiriyor. Nisa'cığım, tek uzamda hem yapay zeka hem eğitim desteği var. Sıla'cığım tabii ki de yetişir. Biz yetiştirebileceğin şekilde sana yardımcı olacağız. Emrah, kaydolabilirsin. Seminerin sonunu bekle, çünkü ben özel bir indirim kodu paylaşacağım. Dershane bana hiçbir şey katmadı. Benim ilk yılım bu yıl yapamazsam diye seneye dershaneye gitmeyi düşünüyordum. Bence Beyza, o kadar zaman madem hibe etmişsin, bir yılını daha dershaneye ayırma. Aynı hatayı yapma lütfen.
Ve geldim üçüncüye. Şimdi birinci kuralımız neydi arkadaşlar? Gireceğim sınavı tanıyacağım. İkinci kuralımız neydi? Kendimizi tanıyacağız. Öğrenme yapımızı keşfedeceğiz. Nasıl eğitim analizleriyle. Şimdi geliyorum üçüncü kurala. Şimdi bizim hani bahsetmiştim ya 700 küsür konudan işte bilmem kaç tane dersten sorumlusun. TYT'de, AYT'de, YDT'de ve bu her derslerde de seviyen birbirinden farklı. Belki kiminde çok iyisin, kiminde hiç iyi değilsin, kimi dersten nefret ediyorsun, kimi dersi çok seviyorsun. Her birinde bir seviyen var. Yani bu bardağın bir doluluk oranı var. Ve her dersteki, her konudaki seviyeniz farklı olduğu için arkadaşlarım, seviyenizi bildiğiniz zaman, mesela sen fizikte kuvvet konusunda seviyeni bilirsen Şeyma, kuvvette ne çalışacağını da bilirsin. Yani kuvvette soru mu çözeceksin? Kuvvette tekrar mı yapacaksın? Kuvvette konu anlatımı mı çalışacaksın? Bunu bilirsin ve zamanını verimli kullanırsın. Eğer bilmeden kötü senaryoyu yazıyorum. Şu an birçoğunuzun yaptığı gibi rastgele geçtim masamın başına. Ne seviye belirleme sınavına girdim, ne öğrenme yapımı ölçtüm, ne unutma süremi ölçtüm, ne odaklanma süremi ölçtüm. Aldım kalemi kağıdı açtım YouTube'u çalış çalış çalış. Belki senin o konuda o kadar çok çalışmaya ihtiyacın yok ve senin şu an 4 ay gibi kısa bir süren var ama sen bu 4 ayı seviyeni bilmediğin için tutup hepsini sıfırdan başlıyorsun. 4 ayın sonunda nerede olacaksın biliyor musun? TYT'nin yarısında bile olamayacaksın. Zamanı doğru yönetemediğin için daha göremediğin yüzlerce konu olacak. Sence buna değer mi? Bence değmez. Ben olsam, hazırlanan kişi ben olsam, öğrenci ben olsam ben asla hepsinde aynı seviyeden başlamam. Çünkü biliyorum sevdiğim dersler var, sevmediğim. Daha önce çalıştığım, çalışmadığım, ilgilendiğim, ilgilenemediğim. Ben her derste niye hepsinden temelden başlayayım ya da niye hepsinden ileriden başlayayım? Neye ihtiyacım varsa onu öğrenmem gerekiyor mantıken baktığınız zaman. Mesela buradaki tabloda arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey tam olarak şuydu. Şimdi burada bir kupa var. Bu kupa senin fakülten. İşte bu iletişim fakültesi olur, eğitim fakültesi, tıp, hukuk, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık neyse. Bak o kupa. Gördük merkez burada mı? Bu kısımda senin bu kupayı alman için bu basamakları çıkman gerekiyor. Ama mantıksal baktığında bu basamaklarda her birinde başka seviyenin karşılığı var. Mesela matematikte Emrah senden örnek vereyim. Eşit ağırlıkçısın. Eminim sayısalda zorlanıyorsun. Eğer sen matematikte temeli olmayan bir öğrenciysen senin ta gidip bu basamağın birinci kısmına gelmen gerekiyor. Çünkü bak sağlam adımlarla çıkacaksın ya. Birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde, dörtten beşe ve sonra kupayı alacaksın. Ama sen tarihte çok iyi bir öğrenci olabilirsin Emrah. Tarihte de sen seviye belirleme sınavına girdin. Aa bir baktık dördüncü basamaktasın ileri. O zaman tutup da temelden başlaman mantıklı mı değil mi? Yani ileri düzeyde olan bir konuda ileri düzeyde olduğun bir konuda temelden başlamaman gerekiyor. Ya da temelde olduğun bir konuda sanki ortadaymış gibi tutup da diğer iki basamağı atlayıp orta seviyeden başlamamalısın. Hangi seviyedeysen onun karşılığındaki çalışmayı yapmalısın. İşte zamanı zaten Emrahçığım bu yüzden yönetemiyorsun. Ömerciğim ben senin sorunu şu şekilde yorumladım. Bence kalan 4 ayda seviyene uygun çalışırsan yetiştirirsin. Zaten bu bilimsel bir şey. Yani sen aksine benim dediğimin tam tersini yaparsan yetiştiremezsin. Zamanı yönetmek için seviyenizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zamanı neyle değerlendireceksin seviyenle? Ömerciğim işte seviyeni bilmen için de zaten bizden destek alman gerekiyor. Onu demek istiyorum. Seviyeni bilmeden şu an yaptığın çalışma tamamen havaya rastgele atılan, şansa kadere bırakılan bir çalışma. Yani o çalışmadan zaten sen çok da fazla verim bekleme. Hocam 4 ayda 4 yıllık kazanabilecek miyiz? Eğer uyum sağlarsan kazanırsın. Bu arada arkadaşlar bizim
Zaten kayıtlı öğrencilerimiz Şeyma da bana yardımcı olur, o bu sistemi aylardır kullandığı için. Bizim şu anda Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan özel bir eğitim modelimiz var arkadaşlar. Bu eğitim modelinin temelinde bireysellik ilkesi yatıyor ve her şey kişiye özel planlanıyor. O yüzden öğrencinin seviyeleri ölçülüyor, öğrencinin psikolojik yapısı ölçülüyor, öğrencinin öğrenme yapısı ölçülüyor, öğrencinin hedefine olan uzaklığı ölçülüyor, günde kaç saat çalışması gerektiği ölçülüyor, öğrenci hangi konuda ileri seviyede, hangi konuda temel seviyede, hangi konuda orta seviyede, bunların hepsi tek tek ölçülüyor. Ve sonra öğrenci rehberlik uzmanlarıyla görüşüyor. Öğrencinin kaç günü var? 100 günü mü var? 100 günde onun hedefine olan uzaklığı 150 puan mı? 150 puanı aldırabileceği konular üzerinden bir program hazırlanıyor öğrenciye. Günlük, saatlik bir program, dakikası dakikasına. Ve öğrenci bu programa sadece uyum sağlıyor. Yani şu an sizin göreviniz arkadaşlar bir öğretmen gibi program hazırlamak mı? Değil. Bir koç gibi hazırladığım programı takip etmek, verimini ölçmek mi? Hayır. Değil. Çünkü bunda yeterliliğiniz yok. Sizler birer öğrencisiniz. Sizin göreviniz ders çalışmak, konuları anlamaya çalışmak. Yani siz bir rehberlik öğretmeni değilsiniz, siz bir yapay zeka değilsiniz, siz öğrenci hazırlayan, bu noktada başarısı tescilli kişiler ya da bu bilgiye sahip kişiler değilsiniz. O yüzden benim zaten biraz daha yadırgadığım kısım, özellikle YKS tayfada bunu çok görüyorum. Çok zaten bölünüyorsunuz arkadaşlar kendinize. Bu kötülüğü neden yapasınız ki? Sen zaten bin bir tane konudan sorumlusun. Sen zaten bunları çalışacaksın. Ama kendini böyle bir sisteme teslim etsen, öğretmenlere teslim etsen, rehberlik uzmanlarına teslim etsen, senin ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne kadar sürede tekrar yapacağını, ne zaman soru çözeceğini, ne zaman mola vereceğine kadar, ne zaman denemeye başlayacağına kadar her şeyi biz planlasak, senin otomatik olarak karşına getirsek günlük, sen de sadece bu programa uyum sağlasan, eminim ki sizin şu ana kadar aylardır yaptığınız çalışmadan kat be kat daha fazla verim alırsınız. Mantıksal baktığınızda yorulmadan kısa sürede direkt yekten 12'den vuracaksınız hedefi. Yani direkt ne yekten hedef odaklı bir çalışma yapacaksınız. O yüzden bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz mesela bu konuda daha az stresliler. Onların yetiştirme gibi bir kaygıları yok. Ay konu yetişecek mi? Ay tekrarı yapsam mı? Ay unuttum mu? Ay unutmadım mı? Değil. Zaten yapay zeka sistemi onları takip ediyor. Günü gününe yapması gereken bütün çalışmaları otomatik karşısına getiriyor ve öğrencinin de tek sorumluluğu buna uymak oluyor. Ve ben olsam sizin yerinizde bu ekranın da kaydını alırım arkadaşlar. Burada aslında şu az önceki basamaklar, yani temel, başlangıç, orta, ileri ve üst. Bunları biraz daha açarak hangi derste, hangi seviyedeyseniz bu seviyeye uygun neler çalışmalısınız, nasıl çalışmalısınız, bu seviyenin karşılığı ne? Bunları biraz göstermek istedim. O yüzden bence ekran kaydı alın, seminer sonrası sakin bir kafayla, sessiz bir ortamda da okuyun. Bunu da mutlaka kullanın. Hani kendiniz çalışacaksanız da kullanın. Çünkü bu basamaklardan birini atladığınızda zaten oradan bilgi direkt fıy gidiyor. Direkt unutuluyor, gidiyor, önemsenmiyor, boşuna çalışmış oluyorsun. Şimdi hangi çalışmayı ne zaman yapacağınızı siz kendiniz tabii ki bilemiyorsunuz. Random, bugün canım bunu çalışmak istedi, hadi çalışalım. Bugün canım hücre bölünmesine çalışmak istedi, hadi çalışalım. Böyle olmamalı. YKS sürecinde, hele sınava 4 ay gibi kısa bir süre varken hangi çalışmayı ne zaman yapman gerektiğini yapay zeka sistemi zaten belirliyor. Ve eğer ki onun belirlediği çalışma periyotlarına uyum sağlarsanız arkadaşlar, çok iddialı ve altını çizerek söylüyorum ki öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta hiçbir soru zaten kalmayacak. Çünkü biz size hangi basamaktaysanız bu basamağın karşılığına denk gelen türden bir çalışma yaptıracağız. Sizi takip edeceğiz. Siz de uyum sağlayacaksınız ve birlikte o az önceki kupa vardı ya, Şampiyonlar Kupası, direkt ona sarılacağız. Bu yıl bu işi çözeceğiz. Evet.
Ben böyle bir sistemle yetiştirebileceğinizi biliyorum arkadaşlar. Bakın bu inanmanın da dışında bu gerçek bir bilgi. Sen tabii baştan kaydolmuşsun tuzun kuru. Evet. Bu ay elenme ayı çalışın yaparsınız. Yürü be Şeyma, bak nasıl belli tek uzeme kayıtlı oldu. Ve arkadaşlar geliyorum dördüncü ve en önemli olan kısma. Şimdi sınavı tanıdım. Kendimi tanıdım. Hangi seviyedeysem nasıl bir çalışma yapmam gerektiğini artık belirledim. Yani garanti öğrenme modelini öğrendim. Şimdi verimli bir çalışma programı oluşturma zamanı. İdeal bir ders çalışma programı arkadaşlar bazı kriterleri barındırmalı. Ve bu kriterlerden birkaçı hem size soracağım hem kendim yanıtlayacağım. Sizce bir programda buraya kadar verdiğim bilgilerle birlikte bunları da alın haznenize. Bunları kalıcı hafızanıza alın. Bir programın olmazsa olmazları nelerdir? Hocam Şeyma bile sizin gibi olmuş, ne yaptınız böyle? Emrah'cığım sen kayıt olduğunda sen de benim gibi olacaksın. Ders olarak sormuyorum, kriter olarak yani nasıl bir program seni başarıya ulaştırır Berrin? Programın özellikleri ne olmalı? Şeymacığım harika gerçekten. Mesela ben bir kopya vereyim. Program dediğim verimli olur. Verimsiz programı ne yapayım? Program dediğin seviyene uygun olur. Tutup ileri ya da alt seviyeden başlayan programı ne yapayım? Ya da öyle program olsa uysam da o bana ne yapacak? Bir etki edecek mi? Hayır. Çöp. Ayırdığınız zaman, verdiğiniz enerji, harcadığınız efor çöp arkadaşlar. O yüzden bakın bu kısım ciddi bir kısım. Program dediğim bir iki gün uyumayla olmaz. Hiçbir program size sihir yapmaz. Bakın yapay zekaya kayıt olsanız bile yapay zeka da size sihir yapmayacak. Yapay zeka sizin yol haritanızı çizecek, çalışmanızı planlayacak. Ama yine kim uyacak? Siz uyacaksınız. Ve ona sürekli uymak zorundasınız. Sürdürülebilir olmalı. Program dediğin öz disiplin seviyene uygun olmalı. Eğer bir programın varsa daha da güdülenmelisin. Bu seni güdülemeli. Programın sonuçlarını somut olarak ölçebiliyor olman gerekiyor. Programı yaptım hocam, hadi bismillah dedim. Başladım artık 4 ay nefessiz, soluksuz, yemeksiz, uykusuz, arkadaşsız. Git babam git. Hayır. Her hafta durup ne yaptım, ne ettim? Verim aldım mı, alamadım mı? Öğrendim mi, öğrenemedim mi? Sonuçlarını ölçmen gerekiyor. Aksi takdirde ya yaptığın çalışmadan verim alamıyorsan sen paso çalıştın. Ya verimsizse bunu sınavda mı görmek daha iyi olur yoksa şu anda görüp önlemini almak mı daha iyi olur? Ve programın arkadaşlar sürekliliği çok önemli. Öğrenme yapınıza kesinlikle uygun olmalı. Ve en önemlisi arkadaşlar unutmayın sizler biriciksiniz, teksiniz, çok kıymetlisiniz, her biriniz çok özelsiniz. Nasıl özelseniz, nasıl her şeyiniz özel, farklı, marjinal, orijinal olsun istiyorsanız programınızda tabii ki biricik olacak ve sadece size özel olacak. Yani YouTube'da ben nasıl Türkiye birincisi oldum, tıp fakültesini kazandımın videosunu açıp izlemenin, açık ve net söylüyorum sana hiçbir katkısı yok. O program, o öğrenci kendi programını paylaşıyor. O program o öğrenci için verimli. Benim için, senin için, Ayşe için, Şeyma için, Erhan için, Emrah için değil. Onun bambaşka bir hayatı var. Onun bambaşka bir öğrenme yapısı var. Bambaşka bir seviyesi var. Bambaşka tecrübeleri var. O program onu birinci yapmış olabilir ama seni birinci yapmaz. Seni sana özel hazırlanan bir ders çalışma programı ancak birinci yapabilir. Evet Elif, benden önce davrandın. Ben şimdi indirimli tutarları da hemen ileteyim arkadaşlar. Şimdi tek uzeme kayıt olduğunuzda bu bahsettiğim Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan yapay zeka koçluk sistemiyle birlikte kayıt olduğunuz kursun canlı dersleri, video dersleri, konu tarama testleri, yıl sonu ve ara tekrar kampları, soru çözümleri, indirilebilir PDF notları, Türkiye geneli online TYT ve AYT deneme sınavları
ve haftalık ders çalışma programı analizi, haftalık raporu ve performans ölçümü ve bunlardan çok daha fazlası. Rehberlik seminerleri, rehberlik desteği tamamı olacak. Ve lütfen bu kısmı çok iyi dinleyin. Bakın sadece bu seminere özel. Bu seminere katılan, burada olan öğrenciler sadece bu söylediğim tutardan kayıt olabilecekler. Aylık değil, haftalık değil, günlük değil bu söylediğim tutarlar yıllık. Dönemlik sınav tarihine kadar, 8-9 Haziran'a kadar sadece bir kez ödeyeceğiniz tutarlar. Şu anda TYT ve AYT, sayısal sözler eşit ağırlık fark etmez. Bölümünüz ne olursa olsun. İkili programın %30 indirimli tutarı 4000 TL. Sadece TYT 2000 TL. Sadece AYT 2000 TL'ye düşecek. Bu seminere katılan kıymetli YKS öğrencilerim için. Biliyorum çok şaşırdınız. Biliyorum böyle bir sistemin karşılığı kesinlikle bu kadar düşük tutarlar değil. Biliyorum 2000 lira 3-4 tane soru bankası fiyatı. Biliyorum dershaneye bunun kaç katı kadar tutarlar ödediniz. Ama arkadaşlar, eğer yolunuz şu anda bile bizimle kesiştiyse gerçekten seviyorsunuz. Gerçekten kazanmanız isteniliyor diye yorumluyorum. Gerçekten şanslısınız diye yorumluyorum. Ve bence fırsat ayağınıza gelmişken bu fırsatı değerlendirin ve kayıt olun. Sınavı şunun şurasında 123-124 gün varken daha ne bekliyorsunuz? Her şeyi sizin için düşünen yapay zeka sisteminin üzerinde bir sistem zaten Türkiye'de, dünyada yok. Daha ileri level'ında neyi bekliyor olabilirsin? Ha, eğer kayıt olmayıp yine aynı yöntemlerle, aynı olumsuzluk, aynı melankoliyle devam ederseniz de arkadaşlar, başarılı olamadığınızda lütfen kendinizi üzmeyin. Çünkü hiçbir yol yoktur ki aynı yolun başından girip de farklı bir yola çıksın. Her yolun başı bellidir. Denenmişi denemeye hiç gerek yok. Şimdi bu indirimden faydalanıp kayıt olmak isteyen öğrencilerim için sistem yöneticimden Muhammed Hocam'dan WhatsApp hattımızın linkini paylaşmasını istiyorum. Şu an sistem yöneticimiz Muhammed Hocamızın ilettiği linke tıklayıp Rukiye Tuğba Hocamın seminerinden geliyorum. İndirim kodumla birlikte kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Hocam ben gece çalışmaya alıştım. Derslerin tekrarları kaydediliyor mu? Emrah'cığım seni direkt video dersleri alırız. Hiç canlılara da girmesen olur. Herkes tıklasın. İndirim kodundan faydalanmak, kayıt olmak istiyorum. 4000 TL TYT AYT, 2000 TL sadece TYT, 2000 TL sadece AYT. Sorularınız varsa bu sırada ben sorularınızı da alayım. Evet. Berincim M seviyeye de girebilirsin ama bence asıl hedefin normal YKS olsun. Tıkladık mı? Sorularımız varsa sorabiliriz bu esnada yanıtlayabilirim. Ben de yeniden paylaşayım sizinle linkimizi. Bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Bu tutarlara bir kez daha kayıt almayacağız. Ücretler revize edileceğiz. Revize edilecek. İrfancığım, şeye yaz WhatsApp'tan ben sadece AYT'de indirimimi kullanmak istiyorum diye. Size arkadaşlar benim gibi öğrenci koçları arkadaşlarım hocalarım arayacaklar. Onlar aradıklarında ekstra sorularınız varsa onları da sorun. Ailenizle bizim görüşmemizi istiyorsanız aile bireyleriniz de yanınızda olsun. Biz de görüşebiliriz. Onlara da bu semineri izletebilirsiniz. Bizim sayfamızda YouTube kanalımızda daha önce yaptığımız seminerlerimiz, derece hikayelerimiz, başarı öykülerimiz var. Onlara da bakın ve baktırın lütfen ve daha fazla zaman kaybetmeyin. LGS de var Emrah. Senin kardeşin mi var? İkiz kardeşlerim var 8.sinde. Ah çok hem de ikiz. Harika. LGS'de de var bu sistem. LGS için de ben hatta onlara ekstra bir indirim de yaparım. Evet arayacaklar. Linke tıkladığınız an hemen arama listesine alınıyorsunuz. Sonu 58-35'te biten numaralardan aranacaksınız. İrfancığım round'dan pişman olabilirsin. Dediğim gibi geçmişin çözümü yok. Biz kalan 4 ayda yapabileceğimizi yapalım. Sen hangi bölüm istiyorsan o bölüme yerleşebilirsin.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeniden linkimi paylaşıyorum. Bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Herkes tıklasın. Umarım buradaki herkes bu yıl tek özemli ve kazananlar tarafında olur. Hemen ararlar. Hemen arama listesini alacaklar size. Hemen arayacaklar. Hocam ben kovu almak istiyorum. Bu da kafamı karıştırdı. Berrin yapay zekayı al. Tekuzemi satın al. Telefonunuzu şarja takın aynen. Yanınızda anneniz babanız varsa onlarla da görüşebiliriz. Eğer ailenizde kredi kartı kullanımı varsa kıymetli öğrencilerim, ailenizin kredi kartlarına peşin fiyatını 2 ya da 3 aya kadar taksitle sağlayabiliriz. Yavuzcum, doping hakkında bir fikrim yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi sistemimizle ilgileniyoruz. Kullanan öğrencilerin sadece bir fikri olur. Ben doping hafıza kullanıcısı değilim. O yüzden bence kullanan kişilerden yorum alman daha mantıklı. Ben tekozemi öneriyorum arkadaşlar. Bakın çok iddialı söylüyorum. Patenti bizde, Türkiye'de, dünyada başka hiçbir yerde yok. Şu anlattığım sistem, şu anlattığım kişiye özellik, %100 başarma, öğrenme, kazanma garantisi veren hiçbir kurum bulamazsınız arkadaşlar. Gerek bahsettiğiniz için söylüyorum. Gerek doping dediniz, round dediniz, X dediniz, Y dediniz, Z dediniz. Hepsiyle görüşün. Bu verdiğim bilgilerin hiçbirini vermeyecekler, veremezler. Çünkü onların eğitim ilkelerinde bu yok. Yine geleneksel model var, kitlesel var. Her şeyin daha çok genele vurgulama var. Ama bizim de iddiamız eğitim bireysel bir ihtiyaçsa, her şeyin bu kadar özel, bireysel, orijinalse eğitimi niye gidip 100 kişilik sınıfta alıyorsun? Hani nerede bireyselliğin? Ömer yetişirsen bana güven, kayıt ol. Bak bu fırsatı kaçırma. Sonra döndüğünüzde arkadaşlar, bu arada şunu da istemiyorum. Bir hafta sonra döndüğünüzde aynı tutardan hocam kayıt kaydımızı alın. Hayır. Bu şu an özel bir indirim. Seminere özel bir indirim. Sizin ayrıcalığınız olsun diye ben bu indirim kodunu tanımladım. Normal sayfadaki tutar neyse oradan kaydınızı alırız. Haberiniz olsun. Arayacağız. O zaman eğer sorunuz yoksa, her şey anlaşıldıysa arkadaşlarım, güzel katılımınız, etkileşiminiz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yıl sizin yılınız, bizim yılımız olur. Bizim de olursanız sizin yılınız olacak. Çok eminim bundan. Dereceyle kazandırdığımız öğrencilerimizden birer taneleri de sizler olacaksınız. Hepinize çok güveniyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ailenize de sevgiler, saygılar. Dostça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın, esen kalın ve en önemlisi de başarıyla kalın arkadaşlar, tek uzamla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Arayacağız. Emrah, seni ben arayacağım özellikle. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.